Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gençler ne yapıyoruz, nerdiniz, nasılsınız, karantina günleriniz nasıl gidiyor, evde sıkılıyor musunuz? Vallahi arkadaşlar biz de videolarla falan uğraşıyoruz. Bugün bildiğiniz gibi, anladığınız gibi Bitki Reis'le beraberiz. Arkadaşlar biliyorsunuz buna bir önceki günde kelle paça ve sucuk yedirmiştik. Bayağı bir beğenmiş herhalde ki boyuna bakın arkadaşlar. Bayağı bir uzadı. Hayır, buna sahte plastik diyenler bile olmuştu yorumlarda ama yani boyundan anlaşıldığı gibi gerçekten büyüdü. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, geldiği zaman boyu şu kadar bir şeydi. Yani bu kadarlık bir santim uzattık. Herhalde sucuğun faydası demeyeceğim. Çünkü arkadaşlar sucuk verdiğimiz taraf çürüdü. Nasıl oldu gençler, şöyle söyleyeyim sizlere. Sucuğu verdik tabi yiyemedi. Ondan sonra o yaprağını böyle o çenesinin kapandığını yani karardığını gördüm. Ondan sonra zaten o şurada öldü gitti o kısmı. Arkadaşlar bugün peki ne vereceğiz? Bugün su piresi vereceğiz. Yani benim aklımdan hiç geçmiyordu. Yorumlarda gördüm. Abi dedi bir kişi, bitkiye dedi neden su piresi vermiyorsun? Tabii bu benim aklıma yattı. Su piresi de bizde var. Dedim bari su piresi verelim. Bakalım acaba arkadaşlar bitkimize su piresi verdiğimiz zaman tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Bu arada iki tane ağzı gerçekten çok büyük derecede açık. Yani çok rahat bir şekilde o iki ağzına da arkadaşlar su piresi verebilirim. Acaba bir tanesini mi versem bilemiyorum çünkü bazen kararabiliyorlar yanlış şeyler verdiğimiz zaman. Vallahi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim, bir sürü ağızları var, bitki çok çabuk büyüyor. 60 TL'de bir fiyatı vardı, eğer almak isteyenler varsa gitti gidiyordan alabilirsiniz, çok güvenli bir şekilde geliyor. Siz like ve yorum yaparken biliyorsunuz her zamanki gibi 15 tane falan yorum yaparken arkadaşlar gidelim spreylerimizi aşağıdan Bodrum'dan toplayalım, geri gelelim arkadaşlar, manyak işler yapacağız. Arkadaşlar kömürlüğümüze geldi. Kömürlükte de biliyorsunuz süpresi yapıyorum. Bu arada süpresinin videosunu da çok isteyenler oldu. En yakın zamanda arkadaşlar sizlere bir süpresi videosu da yapacağım. Hani nedir, ne değildir, nasıl üretiliyordur. Halbuki gerçekten elimde aylardır olmasına rağmen hiçbir şekilde videosunu çekmedim sizlere neredeyse. O yüzden bununla ilgili de bir video gelecek arkadaşlar çok yakın zamanda. Çünkü baktım istiyorsunuz, ulan ben de dedim niye çekmiyorum falan. Şimdi gençler bayağı bir kötü olduğu için ve burada karanlık olduğu için siz göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir bakayım ben de içinde kalmış mı? Hı-hı, tabii şu köşede falan var arkadaşlar. Netleştireyim bir. Ama onu görebilmeniz mümkün değil. Yani profesyonel kamera bile gösteremez size onu. Yani gösterir herhalde. 100 milyarlık kamera gösterir. Şimdi arkadaşlar ben onu nasıl toplayacağım biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum anasını satayım. Ne zamandır ben de almıyorum da süpresini. Şöyle bir kapağımızı bir açalım. Şuna bak lan nasıl kirlenmiş arkadaşlar. Acayip derecede kirlenmiş. Burada elma salyangozlarımız var. Bunları buraya atmıştım öldükleri zaman. Dedim ki en azından süpreleri bunları yesin. Gayet de iyi yolu açıkçası. Bayağı iyi yediler. Şimdi şuradan birazcık su alalım. Tamam mı? Genelde süpreleri köşede oluyor. Ve telefonun ışığına geliyorlar arkadaşlar. Hah bak şöyle kapağı kaldırdık ya, şimdi görebilirsiniz biraz biraz. Birazdan geleceklerdir. Şu köşelere iyi dikkat edin. Hatta elimle daha iyi bir açıda çekmeye çalışayım sizlere. Kendi gözümle bir bakayım. Bir şeyler var mı? Var. Var. Bayağı var ama dediğim gibi bunun kameraya çıkması çok zor. Bayağı bir ufaklar çünkü. Oğlum adi salyangoz burada da var. Oha anasını satayım. Adi salyangozlar her yerde. Camdakini görüyor musunuz arkadaşlar? Camda bir tane adi salyangoz var. Yalnız nasıl küflenmiş, nasıl bozulmuşlar lan. Elma salyangozları. Arkadaşlar şunları alıp kaçalım o zaman hadi. Arkadaşlar daha ışıklı bir ortama geldik. Şimdi çok daha rahat göreceksiniz. Gördüğünüz gibi spreylerimizi aldık. Gayet canlılar, güzel. Yani kırmızı kırmızı bayağı bir etli butlu bir şey olmuşlar. Abi bunlardan şimdi bitkimize vereceğiz. Bunların balıklara verilişini de çekerim size. Artı olarak bunlar nasıl üretiliyor onu da size gösteririm. Yani çok basit ama acayip basit bir yöntemi var bunları üretmenin. Şöyle daha da yakından çekebiliyor muyum? Vallahi en yakın bu kadar oluyor. Aşağıda dediğim gibi arkadaşlar göstermek mümkün değildir. Çünkü çok karanlık bir ortam. Ama suları çok temizdir biliyor musunuz arkadaşlar bunların? Ben bunlara ne döküyorum biliyor musunuz? Bu akvaryum motorlarını temizliyoruz ya. O pis suyu, o leş suyu, pisliği, mikrobu bunlara veriyorum. Bunlar onları yiyor, suyu tertemiz yapıyorlar. Yani çok enteresan bir canlı. Bunlar arkadaşlar yani suyu besberrak yapıyor. Sanki içme suyu gibi bir şey yapıyorlar. Vallahi çok enteresan bir canlı gerçekten. Yani
yani en boktan suyu bile bunları koyun için arkadaşlar suyu tertemiz yapıyorlar. Öyle bir özellikleri var. Onlardan besleniyorlar. Yani artı bir yem, maya vesaire asla vermiyorum. Sadece yani şöyle söyleyeyim. Vallahi yalan da yok. Yani ayda bir falan bunlara ancak pislik götürüyorum. O akvaryum pis motorunun suyunu götürüyorum, o çamur gibi. Onları yiyorlar ve böyle çoğalıyorlar. Bayağı da bir almışız. Şimdi bitkimize ayarı verelim ve bununla vermeye çalışacağım arkadaşlar. Önce bir süzelim, tamam mı? Birazcık buraya su piresi alalım. Ondan sonra gelelim. Evet arkadaşlar, en sonunda geldim ama yemin ederim size acayip çok zordu. Lan spresimi almaya gittim, altın tozumu ayıklıyorum bilemedim. Abi şunun içine koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu sihirli balık zımbırtısından çıkan şeyin içine koymaya çalışıyorum. Yani 15-20 tane önce giriyordu, dedim ki yani bizim bunu şırıngaya çekmemiz lazım. Şırıngaya çektim, şu kadar suyla da tabi yapamayız. Bunu bu kadar getirene kadar gerçekten çok ama çok uğraştım. Şimdi yakın çekimle sprelerimizi bitkimize verelim. Gerçekten çok merak ediyorum. Altına bu arada da kültap şey koydum. Bitkimizin altındaki camı koydum. Çünkü su sonuçta aşağıya damlamasın diye. Abi heyecanlıyım, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu arada arkadaşlar, şapkayı merak edenler için evin içine neden bağlı bir şapka takıyor? Arkadaşlar malum evde kendi saçımızı kendimiz tıraş ettik ve o kadar da hoşuma gitmedi. Bu yüzden şapka takıyorum. Yani saçım 1 santim 2 santim olana kadar herhalde hep ben bunu takacağım. Haberiniz olsun, şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar o zaman yakın çekimden başlayalım. Siz tabi şurada, ben şöyle durayım. Şu kısmına artık bu yakın çekimi koyarım. Bir saniye ben şöyle birazcık kayayım. Ana kameradan tamamdır. Şimdi gençler, görmüş olduğunuz gibi bitkimiz bu bayağı bir büyüdü. Hayır, yakın çekimden ne kadar büyüdüğünü de görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Abi bayağı bir canlı manlı bir şeyler oldu. Yani renkler canlandı, ondan sonra boyut büyüdü, bayağı bir güzel oldu. Sprelerimizi de hemen netleştirip yakından sizlere bir göstereyim. Acaba gösterebilecek miyiz? Arkadaşlar görüyorsunuz, içi kıpıl kıpıl şu anda, kımıl kımıl hareket ediyorlar. Şuradan baksak daha mı iyi görürüz? Evet, şu anda içinde arkadaşlar sprelerin hareket ettiğini görüyorsunuz. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Acaba ne olacak? Kapağını kapatacak mı, merak ediyorum. Su geliyor ilk önce. Şu suyu bir dökeyim. Arkadaşlar şu an... yanlışla bitkinin üstüne damlattık lan. Önce şu küçük olanın üzerinde deneyeceğim, tamam mı? Kendi gözümle de bakmalıyım, tutturamıyorum. Aha, kapatıyor arkadaşlar, gördünüz mü? Evet gençler, kapattı. Spresi şu anda oranın içinde hareket ediyor. Vallahi kapattı arkadaşlar. Hem de çok çok iyi bir şekilde kapattı. Şu suyu, biraz fazla olan suyunu biraz şuraya damlatayım. Hayır, pireler sıkıştı mı içeriye la? Oha, pireler içine sıkışmış da olabilir şu anda. Şu an su kalmadı ki şırıngada. Biraz su almamız lazım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim. Şırıngadakileri kaşıma aldım. Size hemen yakın çekimle göstereyim. Şöyle kayayım. Gençler kaşığımızdaki sprelerini görüyorsunuz. Daha hala kımıl kımıllar. Umarım güzel bir şekilde koyabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lütfen beni utandırma. Hayır, hep bir şey düştü. Hep aşağıya düştü. Yavruya verdiğimiz çok iyi kapandı ama. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu küçük olandı, ona bir verdik, ağzını tamamen kapattı. Bir saniye arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abi gerçekten çok enteresandı. Spresi verdik. Onunla birlikte anahtar yedirdik. Gerçekten en azından şunu öğrenmiş olduk. Anahtar tam arkadaşlar bu orta kısmı var ya. Hani mesela şöyle kapanıyor bunlar ağızları ya. Tam bu orta kısmına değdiği zaman kapatıyor. Demek ki böceğin ya da yedirdiğimiz şeyin tam en orta kısmına değmesi lazım kapatması için. Bayağı bir bugün kapanlarını kapattırdık. Sadece iki tanesine spresi yedirdim. Diğerine zaten gördüğünüz gibi anahtarla kapattırdık. Hani biraz daha bir merak ettik. Acaba nasıl kapanıyor falan tam rahat görelim diye açıkçası onu yaptım. Hani anahtarla kapattırdım. Çünkü hani... Madem bakıyoruz bir iki tane kapatma değil de hani 2-3 tane falan kapatma görelim istedim. Abi gerçekten güzeldi, müthiş derecede boyu büyüyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, kuru şeyler yedirirseniz bitkinin o kapanı ölüyor. Bu arada haberiniz olsun. Yani sucuk mucuk yedirirseniz o kapanı kaybediyorsunuz. O kapan 2-3 gün sonra kararıyor arkadaşlar. Şimdi merak ediyorum, acaba spresi verdiğim kapanlar ne olacak? 2 tane kapana spresi verdim. Açıkçası bunların arkadaşlar kararacağını, çürüyeceğini zannetmiyorum. Çünkü bildiğiniz canlı, kanlı bir canlı verdik yani, gördünüz. Hareket ediyordu kımıl kımıl. O yüzden arkadaşlar bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu kısmı da acaba çoğalmasını sağlayan organ mı acaba, onu da bilmiyorum ya. Hani bu tozlaşma falan oluyor ya arkadaşlar, taş şey falan diyorlardı okulda, okul zamanında eskiden. Belki de bu da odur. Çünkü ucunda yani kapan olmayan tek bu var. Diğerlerinde mesela burada kapan var. Bu uzayan yine kapan. Ama gerçekten değişik bir bitki. Tavsiye ederim. Alın, deneyin. Görün. Değişik bir şey yani. En azından gerçekten ilginizi çeken böyle değişik değişik şeyler yedirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda karınca falan da veririz buna. Bir bakarız karınca neyi atarız. Acaba ne yapacak, ne edecek. Örümcek bulursak örümcek atarız. O tarz şeyler de deneriz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen like atmayı, abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kesinlikle dışarı çıkmayın. Çatlasanız da, patlasanız da, sıkılsanız da dışarıya çıkmayın arkadaşlar. Ya YouTube'dan video izleyin ya da televizyondan takılın. Filmlere girişin. Ama dediğim gibi dışarıya çıkmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.